Değerli izleyiciler, Artvin'in Yusufeli ilçesinin Demirkent köyündeyiz. Demirkent köyünde tabi her mevsimin bir hasat sezonu var. İşte şu anda mevsim itibarıyla zeytin hasat dönemi. Şu anda biz de sizler için bunları haberleştirmek için Demirkent köyündeyiz. Demirkent köyünde değerli dostum Ali ve kız kardeşi var, ablası yanımda. Şimdi onlarla sohbet edeceğiz. Bu zeytinin nasıl toplandığını, nasıl salamura yapıldığını, nasıl sabahleyin kafaltıya servis yapıldığını, yani hangi aşamalardan geçtikten sonra, biliyorsun Türkiye'de her kafaltı sofrasında bir zeytin tabağı vardır. Ablacığım merhaba. Merhaba. Ablacığım biraz sesli konuşalım. Zeytini topladınız. Evet. Şimdi bunu ne yapacağız? Şimdi bunu 4 çeşide buluyoruz. 5 ile ayrı, çamici ayrı, siyah ayrı, sonunda yağa gideni. Evet. Bunu yerine su ıslatıyoruz, tuzluyoruz. Evet. Çamış bir hafta var. Sonra yemeğe hazır, çamiç. Yani çamışlanmış zeytin, evet, bir hafta sonra yemeğe hazır. Evet. Bu yeşili de bir 15-20 gün suda kalacak, boş suda. Sonra yine onu tuzlayacaksın. Bir hafta su, öyle tuzda kalıp sonra tuz suyu yapıp yiyeceksin. Bu da bir aydan fazla bulur. Bunun yeması bir aydan sonra. Evet, siyahı da aynı. İyice berbatları şeye mi gidiyor? Yani berbat değil de iyice yeşilleri evet, yağa mı gidiyor? İyice inceleri yağa gidiyor, küçükleri. Küçükleri de yağa evet, gidiyor. Küçükleri yağa gidiyor. Yağa gidiyor. Ama zor bir süreç değil mi? Tabii ki zor. Olmaz mı zor? Evet. Yani, topladığın kadar gece saat 12'ye 1'e kadar seçiyoruz bunları. Bir de bunların seçimi için uğraşıyorsunuz. Tabii ki. Evet. Bununla bitmiyor yani. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ailelerin bir gelir kaynağı değil mi? Evet. Köyümüzün gelir kaynağı. Gelir kaynağı. Tabii ki. Buna bir şey söyledin sen. Altın mı dedin? Ne, siyah altın mı dedin? Siyah kerivat, kerivat. Siyah kerivat mı dedin? Kerivat bu ya. Siyah kerivat. Ali Bey, bu köyde herkesin kaçar kilo, kaçar ton veyahut kaçar kilo zeytini olur? Ortalama her tane başına 500 kilo düşer. 500 kilo. 500 kilo düşer. Burası kaç dönümlük bir yer? Burası en azından 1000 dönüm. 1000 dönüm olur mu? 1000 dönümlük bir yer ama bir köyü besliyoruz. Bir köyü hemen besliyor. Yani tabii biraz da barajın altına gitti yerimiz. Yani yarısını çoğu diye barajın altına gitti. Daha yerlerimiz vardı. İşte yeni yeni köyde başladık yapmaya bunları. Fidan yapıyoruz köyde. Köyde zeytin yapacağız. Evet. Köyümüzün evet, gelir kaynağı yani bu. Evet. Köyümüzün gelir kaynağı. Ya Artvin'e geldik ya. Valilik bu yağı almaya geliyor. Kaç orada köy var bu zeytin olan köylerimiz burada? Burada ortalama Ardanoca kadar dayanıyor zeytin. Ardanoca kadar zeytin var. 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 Ardanoca kadar gidiyor zeytin kuyruğu. Özellikle bu yani bizim köyden aşağı doğru İpkan'ın vardı gitti. Aşağı doğru köylere gidiyor. Yani. Hep Artvin tarafı köylerine gidiyor. Gidiyor. Yani mevcut köylerimizde birçok köylerimizde var. Evet var. Var. Evet sayın seyirciler, kameramanımız şu anda bu zeytini gösteriyor. Buradaki görüntüleri de sizler için ekrana getireceğiz. Bizden ayrılmayın. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eski merdivenler bunlar, yeniler onlar. Biz eskiye döküyoruz, eski merdivenler. Gideyim de. Ne şimdi? Tamam, böyle bağlı yapıyorum hadi. Bir daha. Efendim merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz efendim şu anda? Zeytin hasatı yapıyoruz. Kaç metre şu çıktığın merdiven?
Çıktığım yerden 12 metre. Korkmuyor musunuz düşmaktan veyahut da? Korkuyoruz da yapacak bir şey yok yani. Topluyoruz. Kaç kilo zeytin topluyorsunuz? 35 ile 60 kilo arasında zeytin hasatı yapıyoruz. Zeytin kaç liradan gidiyor? Zeytin 150-250 arası. 150-250 lira arası zeytin satılıyor öyle mi? Evet. Evet, ben Hilmi Keskin. Hilmi abi sen... Ben Hilmi Keskin. Artvin Yusufeli Demirkent köyünde zeytin hasatı yapmaktayım. Devam et. Abi ses... Hilmi Keskin, Artvin Yusufeli Demirkent köyünde zeytin hasatı yapmaktayım. Burada 12 metrede zeytin toplamaktayız. İki cins zeytin var, butko ve sat olmak üzere. Zeytin kilosu 150-250 arası değişik satıyoruz. Günlük 35 ile 60 kilo arasında zeytin toplamaktayız. 12 metre merdiven boyunda zeytin hasatı yapıyoruz. Zor mu zeytin toplamak? Zeytin toplamak zor. Bu böyle görüyorsunuz. Merdivenin boyunu görüyorsunuz. 12 metre. Devam edelim. Genellikle 10 metresinde falan çalışıyoruz. Devam edelim. Yavaş yavaş böyle devam edeyim. Gördüğünüz gibi şu anda 7 metrede falanım. Böyle devam ediyoruz. Ve şu anda 12 metrede zeytin toplayacaksınız. Şu anda 10 metre falan 12 metreye kadar çıkabiliyoruz. Hilmi Bey, hiç ağaçtan böyle zeytin toplarken kaza geçiren oldu mu? Kaza geçiren de oldu. Tabii. Kaza geçiren de oluyor. Yani genellikle bu merdivenle çıktıktan sonra biraz daha az... Rahatladınız yani. Rahatladık, az kaza oluyor. Koyduk. Ay maşallah mala bak ula. Kedi bak, kedi bak.
Tutar mı? Ay maşallah mala bak ula. Kedi var, kedi var.